Ayte Çocuk'tan, Rüzgar Gül'ünden herkesle bir kez daha merhaba sevgili arkadaşlar. İşte saatlerimiz 18.30'u gösteriyor ve haftanın son Rüzgar Gül'ü programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de heyecan dolu yarışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zıp zıp günün atasözüyle ilgili ipuçlarımızı bugün de getirmeye devam edecek ama hepsinden önce ne yapacağız? Tabii ki programımıza ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi bir kez daha tekrarlayacağız. Önce internet adresimiz geliyor. www.trtcocuk.net.tr. Programımıza yarışmacı olmak için ya da günün atasözüyle ilgili tahminlerinizi göndermek için internet adresimizi kullanabilirsiniz. Ayrıca TRT Çocuk kanalındaki bütün programların oyunlarını internet adresimizden oynayabilirsiniz. Bizi Twitter'dan ve Facebook'tan takip etmek istiyorsanız işte adreslerimiz twitter.com/rüzgargülü_trt, facebook.com/rüzgargülü_trt. İşte bu kadar basit. Peki dünün atasözü neydi ve hangi arkadaşımız hızlı bir şekilde cevabını gönderip zıp zıptan güzel bir hediye kazandı? Gelin bu sorumuzun cevabını birlikte öğrenelim. Kimi yer, kimi bakar, kıyamet ondan kopar dünün atasözüydü. Emre Kağan Pelit Sivas'tan bize doğru cevabını gönderdi. Emre Kağan'ı tebrik ediyoruz. Zıp zıp. Zıp ne yapıyorsun? Kitap okuyorsun da neden kitap okuyorsun? Senin bugün yapılacak çok fazla işin yok muydu? Vardı. Ama ne oldu? Acaba ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Evet. Sabah çok erken bir saatte kalktın, uyandın. Tamam. Sonra kahvaltını yaptın tabii ki. Sabah kalkınca kahvaltı yaparız. Sonra ne yaptın? Ortalığı temizledin. Camları sildin. Çok güzel. Sonra kahveni içtin, çayını içtin ve kitap okumaya başladın. Bunların hepsini nasıl yaptın? Söyledin ya işte, erken kalktığın için yaptın. Böylece kitap okuyacak zamanın kaldı, zamandan kâr etmiş oldun. Dedim ben, zamandan kâr etmiş oldun. Kâr mı? Evet, bugünkü atasözümüzün ilk ipucu kâr. Her zaman olduğu gibi çok güzel anlattın zıp zıp. Tebrik ediyorum seni. Tamam, birazdan ikinci ipucumuz için tekrar görüşeceğiz. Öncesinde telefonumuz geliyor. Günün ilk yarışmasına hızlı bir başlangıç yapalım. Alo. Alo. Baran merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın merhaba. Baran? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Programımıza nereden katılıyorsun? Bursa Gürsü'den. Yanında kimler var şu anda, kimle izliyorsun bizi? Annem, babam ve ben. Birlikte yarışacaksınız. Birazdan günün ilk oyununa geçeceğiz. Öncesinde bir soru sormak istiyorum sana. Zamanını nasıl değerlendiriyorsun Baran? Zamanımı kitap okuyarak, test çözerek, oyun oynayarak değerlendiriyorum boş zamanlarımda. Çok güzel. Derslerimizde tekrar etmeyi ihmal etmiyoruz değil mi? Evet. Ama sadece tabii ki derste çalışmayacağız. Dinlenmeye çalışacağız aynı zamanda. Bu da çok önemli değil evet. mi? Evet. Peki Baran, en çok hangi oyunumuzu beğeniyorsun? Nesi Meşhur Türkiye. Nesi Meşhur Türkiye, benim de en çok sevdiğim oyunlardan biri. Bakalım günün birinci yarışması ne olacak? Hadi gel birlikte öğrenelim. İşte günün birinci yarışması. Ne, nerede dünya oyunumuzu oynayacağız bugün ilk olarak. Eminim ailen de sana çok yardımcı olacaktır. Toplam 90 saniye süremiz var. Hazır mısın Baran? Hazırım. O zaman günün ilk yarışması başlasın. İşte ilk sorumuz. Ponga şelaleleri İspanya mı Vietnam mı? Vietnam. Vietnam, bakalım doğru mu? Güzel başladık, cevabımız doğru. Cennet kapısı da Güney Afrika Cumhuriyeti ya da Çin? Güney Afrika Cumhuriyeti. Bakalım doğru mu? Çin olacakmış. Bakü, Merdekan Kalesi, Japonya mı, Azerbaycan mı? Azerbaycan. Çok güzel, iki doğrumuz var, devam ediyoruz. Mermer Mağaraları, Şili mi, Kazakistan mı? Kazakistan. Şili olacakmış. Erevan Şelalesi, Tayland mı, İtalya mı? İtalya. Bakalım doğru mu? Tayland olacakmış, önemli değil. Diani Kumsalı, Kenya mı, Endonezya mı? Kenya.
3 doğrumuz oldu. Arizona hava su şelalesi. Amerika Birleşik Devletleri mi, Arnavutluk mu? Arnavutluk. Arnavutluk mu acaba? Amerika olacaktı. Bakü Bayıl Kalesi. Azerbaycan mı, Meksika mı? Azerbaycan. 4 doğrumuz oldu. Devam ediyoruz. Plitvice şelaleleri. Kazakistan, Hırvatistan mı? Çok Hırvatistan. Bakalım Hırvatistan mı? 5 doğrumuz var. Hoşoşvits Kalesi. Çin mi, Avusturya mı? Çin. Çin olabilir mi? Avusturya olacakmış. Hayber Geçidi. Afganistan mı, Azerbaycan mı? Afganistan. Bakalım doğru mu? 6 doğrumuz olmuş oldu. Yarışmamızın sonunda tebrik ediyoruz seni. 6 doğru, çok güzel bir sonuç. Şimdi hangi hediyeyi kazandığını öğreneceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. İşte bir kez daha zıp zıp geliyor. Geliyor. Ve zıp zıp. Ne yapıyorsun? Niye dönüyorsun anlamadım. Bunu anlatmak için mi? Bu kadar kolay mıydı ipucumuz? Dönmek galiba. Doğru mu? İkinci ipucumuz dönmek. Kolay bir ipucuymuş. Ben aslında zor ipuçlarını daha çok seviyorum. Başarılıyım değil mi? Sen de öyle. Anlatırken çok başarılısın. İşte bir kez daha telefonumuz geliyor. Sıradaki yarışmacımıza merhaba diyeceğiz. Alo. Efendim. Selma, merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın Selma? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Programımıza nereden katılıyorsun? Kars'tan. Yanında kimler var şu anda? Kimle izliyorsun bizi? Annem, babam, kardeşim. İki kardeş misiniz Selma? Evet. Kardeşinin adı nedir peki? Ömer. Ömer'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Abla olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Güzel bir duygu. Sorumlulukları olan bir duygu aynı zamanda değil mi? Yarışmaya geçmeden önce sana da bir soru sormak istiyorum. Bazen yanlış yapmamak için bizden büyüklere danışıyoruz değil mi? Evet. Neden danışırız peki? Büyüklerimiz daha tecrübeliler. Biz küçük olduğumuz için her konuda doğru karar veremeyebiliriz. Onlar bize doğru yolu gösterirler. Tebrik ediyoruz seni. Çok güzel anlattın. Daha başka bir söz söylemeye gerek yok sanırım. Selam söyleyebilir miyim? Önce yarışalım mı? Tamam. Yarışmadan sonra gönderelim, olur mu? Zamanımız çok kısıtlı. Hadi gel sıradaki oyunumuzu birlikte öğrenelim. İşte günün ikinci yarışması. Atasözleri oyunumuzu oynayacağız. Ailenle birlikte oynayacağın çok güzel bir oyunu, sadece hızlı olmamız gerekiyor. Toplam 90 saniye süremiz var ve işte sizin için başlıyor. İlk atasözümüzü görelim. Nokta nokta kazan kapak tutmaz. Kaynayan olabilir mi? Tabii ki olur. Çok güzel başladık. 5 nokta nokta, 5'i 1 değil. 5 parmağım. Parmak olabilir mi? Evet, 2 doğrumuz oldu. Nokta nokta gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış. Pas geçme hakkımız var. Kokarca. Kokarca mı? Sarımsak olacaktı. O da kokar, bilirsin. Her nokta nokta bir aslan yatar. Her gönülde. Gönülde olabilir mi? Evet, 3 doğrumuz var. Kuzguna yavrusu nokta nokta görünür. Şahin. Şahin. Çok güzel, devam ediyoruz. Ağlarsa anam ağlar nokta nokta, yalan ağlar. Kayrısı. Efendim? Gayrısı. Gayrısı, gerisi. Doğru, doğru. Ummadığın taş, baş, nokta nokta. Yarar. Yarar olabilir mi? 6 doğrumuz oldu. Geçtin, nokta nokta yakma. Anlayamadım. Geçtin, nokta nokta yakma.
Nehirlerin üstünde olur hani. Pas. Pas geçtik. Köprü. Peki köprü köprü. Tamam, bunu da kabul ettik. Tatlı dil nokta nokta derinden çıkarır diye soracakken süremizin sonuna geliyoruz. Yılan mı dedin? Evet. E tamam, böylece 5 değil. Toplamda kaç doğrumuz oldu? 6. 6 da değil. 8 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni. Çok başarılıydın. En çok kim yardımcı oldu? Annem ve babam. Teşekkür etmelisin bence, çünkü çok güzel bir hediyemiz geliyor. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. Selam söyleyebilir miyim? Efendim? Selam söyleyebilir miyim? Tamam, çok haklısın. Selam göndermeyi unuttuk. Çok kısa lütfen. Öğretmenim Haydar Tatar'a, sınıf arkadaşlarıma, kuzenlerim Eren, Esma, Nur, Meryem, Betül, Arif, Ezen, Betül, Nil ve İrem, İrem'e selam gönderiyorum. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Seninle tanıştığımız için çok ama çok mutlu olduk. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. Zıp zıp, gördün mü? Arkadaşımız çok başarılıydı. Bizden de bir mini tablet kazandı. Lütfen hediyeni kullanırken bizleri hatırla. Evet, ne anlatacaksın çok merak ediyorum. Elindeki bir dünya. Aa, anladım. Benim de en sevdiğim oyun. Tamam, elimizde dünya var. Sen göstereceksin. Ondan sonra da ben de bulmaya çalışacağım neresi olduğunu. Dedim ben yine. Sen dünyayı çevireceksin, döndüreceksin. Ben de neresi olduğunu bulmaya çalışacağım. Neresi mi? Yine çok güzel anlattın zıp zıp ama bildim, oyunumuzu oynamayacak mıyız? Programdan sonra mı? Tamam, programdan sonra bu oyunu oynayalım, olur mu? Şimdi sıradaki yarışmacı arkadaşımızla tanışacağız. Öyleyse telefonumuz gelsin. Yasin merhaba. Merhaba. Hoş geldin, nasılsın Yasin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Programımıza nereden katılıyorsun? Edirne'den katılıyorum. Yanında kimler var, kimle izliyorsun bizi? Annem, babam, kardeşim, kuzenim. Kuzenin de var, kardeşin de var, annem, baban. Hepsi yardımcı olacaklar yarışma sırasında sana. Yarışmaya geçmeden önce kısa bir soru sormak istiyorum Yasin, sana da. Genellikle acele kararlar mı verirsin, yoksa bir karar vermeden önce uzun uzun düşünür müsün? Kısa düşünürüm ama... Doğru kararlar vermeye çalışırız ama, değil mi? Evet. Peki sen de büyüklerine danışır mısın? Evet. Neden danışırız? Hata yapmamak için mi? Evet. Onların tecrübelerinden mutlaka faydalanırız, değil mi? Bizden büyüklerin. Çok önemli. Peki Yasin, en çok hangi oyunumuzu beğeniyorsun? Evde Çocuk Kahramanları. Bugün hiç oynamadık. Belki birazdan oynarız. Şimdi sıradaki yarışmamızı birlikte göreceğiz. İşte günün üçüncü yarışması. TRT Çocuk Kahramanları değil ama yine güzel oyunlarımızdan bir tanesi. Kitap kurdu oyunumuzu oynayacağız. Biraz zor biliyorum. Ailen de sana çok yardımcı olacaktır. Toplam 90 saniye süremiz var ve işte senin için başlıyor. İşte ilk sorumuz. Peter Pan, Matthew Barry mi, John Steinbeck mi? John Steinbeck. Efendim? Matthew Barry olacaktı. Steinbeck. Devam ediyoruz. Çomardan Masallar, Sara Gürbüz Özeren mi, San Exupéry mi? Sara Gürbüz Özeren. Bakalım A şıkkı mı? Evet, devam ediyoruz. Mucizeler Adası'na Yolculuk, Klaus Cordon mu, Charles Perrault mu? Charles Perrault. Klaus Cordon olacakmış. Tavan Arası'na Yolculuk, Don Gordon, Necati Tosuner. Hangisi olabilir? Don Gordon. Bakalım doğru mu? İki doğrumuz oldu. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar, Eric Kastner. Hamdi Tanpınar. Bakalım doğru mu? Üç doğrumuz var. Gül Kedisi, Charles Perrault mu, Nazlı Eray mı? Gül Kedisi.
Nazlı Eray. Nazlı Eray mı acaba? Aşık olacaktı. Gümüş Kanat Gülten Dayıoğlu mu, Cahit Uçuk mu? Gülten Dayıoğlu. Bakalım Gülten Dayıoğlu mu, Cahit Uçuk olacakmış. Kayıp Rüyacı Oscar Wilde mı, Aslı Der mi? Aslı Der. Derken süremizin sonuna geliyoruz. Toplamda 3 doğrumuz var. Bazı yazarların ismini söylemek çok zor değil mi? Hatta kitapların ismini söylemek de çok zor. Ama siz bu oyunu benden daha iyi oynuyorsunuz. Çok daha başarılısınız. Tebrik ediyorum. 3 doğru. Bu oyunumuz için güzel bir sonuç. Hediyeni görelim mi? Görelim. İşte hediyen geliyor. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. Zıp zıp onlar ne güzel çiçekler. Sadece çiçekleri göstermek için gelmedin değil mi? Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Acaba ne olabilir? Siz de lütfen dikkatli bakın. Acaba zıp zıp ne anlatmaya çalışıyor? Tamam. Çiçeklerimiz var. Rüzgar gülümüz var. Şimdi de kuşlarımız geldi. Kuşlar çiçeklere zarar verdiği için sen de rüzgar gülü koydun. Hangisi ama? Kuşlar mı, çiçekler mi, zarar mı, rüzgar gülü mü? İkincisi, üçüncüsü kuşlar, çiçekler, zarar. Zarar. İşte bulduk yeni ipucumuzu. Kuşlar artık rüzgar gülünü saksıya koyduğun için çiçeklere zarar vermiyorlar mı? Hareket ettiğinden kaçıyorlar değil mi? Yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Son ipucumuzu da hemen bir yere not ettik. Teşekkür ediyoruz zıp zıp. Günün son ipucu zarar. Şimdi bir kez daha telefonumuz geliyor. Öyleyse alo diyelim. Aybüke merhaba. Merhaba. Hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Senin sesin de çok iyi geliyor Aybüke. Programımıza nereden katılıyorsun? Kırık Kale Merkez. Yanında kimler var? Kimle izliyorsun bizi? Annem, babam, kardeşim ve babaannem. Siz de bayağı kalabalıksınız. Ne kadar güzel. İki kardeş misiniz siz de Aybüke? Alperen. Alperen mi kardeşin adı? Evet. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İyi anlaşabiliyor musunuz kardeşinle? Evet. Ne kadar güzel. Onlar da yarışma sırasında sana yardımcı olacaklardır eminim. Hadi gel, vakit kaybetmeden sıradaki yarışmamızı birlikte öğrenelim. Nesi meşhur dünya oyunumuzu oynayacağız. Bu oyunu çok seviyorum. Yeni yerler öğrenmiş oluyoruz hep birlikte. Toplam 90 saniye süremiz var. Ailenin de sesini duyabiliriz yarışma sırasında. Her zaman söylüyorum, onlar da yardımcı olabilirler. Bu oyunlarımızı ailelerimizle birlikte oynuyoruz çünkü. Hazır mısın? Evet. O zaman vakit kaybetmeden yarışmaya geçelim. Süremiz başlasın. Nesi meşhur dünya? İlk soru. Mozzarella peyniri Madagaskar mı, İtalya mı? Mozzarella peyniri. Madagaskar mı, İtalya mı? Madagaskar mı, İtalya mı? İtalya. İtalya, tamam, bunu doğru kabul ettik. Durian meyvesi Nepal mi, Malezya mı? Malezya. Malezya mı acaba? İki doğrumuz oldu. Taç Mahal Hindistan mı, Guatemala mı? Hindistan. Hindistan. Doğru cevap. Mekke kutsal şehri Hindistan mı, Suudi Arabistan mı? Suudi Arabistan. 4 doğrumuz oldu. Zebu sığırı Madagaskar mı, Şili mi? Şili. Şili mi acaba? Madagaskar olacaktı. Luxor tapınağı Mısır mı, İsrail mi? Mısır. Mısır doğru mu? 5 doğrumuz var. Sumo güreşi Lübnanlı, Japonya mı? Japonya. Japonya. 6 doğrumuz oldu son 30 saniye. Piramitler Avustralya mı, Mısır mı? Mısır. Mısır. Doğru cevap. Devam ediyoruz. Berlin Altınay Film Festivali. Almanya mı, Bosna Hersek mi? Almanya. Almanya. Doğru cevap, evet. 8 doğrumuz oldu. Tikal Piramidi İrlanda mı, Guatemala mı? İrlanda. İrlanda mı acaba? Guatemala olacaktı. Niagara Şelalesi Amerika Birleşik Devletleri mi, Meksika mı?
Meksika. Meksika mı diye soracakken süremizin sonuna geliyoruz. Toplamda 7 değil, hemen düzelttik. 8 doğrumuz var. Bu arada yarışmalarımızı hızlı oynamak istiyoruz. O nedenle verdiğin ilk cevabı doğru kabul ediyoruz ama sen o sırada düşünüyordun. Bu nedenle ilk söylediğini cevap olarak kabul etmiştik. 8 doğru. Acaba bu yarışmamızda ne anlama geliyor? Programımızdan hangi hediyeyi kazandın? İşte hediyen. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hafta sonu havalar güzel olacakmış. Bana 2 gün önce söz vermiştin, hatırlıyorsun değil mi? Pazar günü piknik yapmaya gideceğiz. O meyveler bozulmadı değil mi? Onlardan yiyelim. Bu arada sen gelmişken istersen ipuçlarımızı da tamamladık. İnternet adresimizi bir kez daha tekrarlayalım mı? Peki, www.trtcocuk.net.tr bizim adresimiz. Şimdi bir kez de sen tekrarla. www.trtcocuk.net.tr Bu adresten oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Programımıza yarışmacı olmak için başvuruda bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir yarışma daha yapalım mı zıp zıp? Tamam, yapalım. Çok güzel. İşte telefonumuz geliyor bir kez daha. Alo diyeceğiz. Haftanın son yarışmacısı Baran'la tanışacağız. Baran merhaba. Merhaba. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Programımıza nereden katılıyorsun? İstanbul'dan. Yanında kimler var? Kimle izliyorsun bizi? Annem, babam, kardeşim, bir de dedem. Onlar da bayağı kalabalıklarmış. Ne kadar güzel değil mi? Oyunlarımızı hiç internet adresimizden oynadın mı Baran? Yok. Oynamayı düşünüyorsun ama değil mi? Evet. İnternet adresimizden TRT Çocuk kanalındaki bütün oyunları, programların oyunlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yarışmamızı öğrenelim. İşte günün ve haftanın son yarışması. Evet, Nesli Meşhur Türkiye oyunumuzu oynayacağız bugün son olarak. Güzel bir oyun, ben çok seviyorum bu oyunu. Sen de mi seviyorsun? Tamam, arkadaşımıza evet. Yardımcı olmaya çalışalım öyleyse. Toplam 90 saniye süremiz var ve işte sizin için başlıyor. Ben de hızlı okumaya çalışacağım mümkün olduğunca. İlk soru, Kapalı Çarşı İstanbul mu, Sinop mu? İstanbul. Bakalım doğru mu? Çok güzel başladık. Kayısı Malatya mı, Kastamonu mu? Malatya. Malatya olabilir miyim? Tabii ki olur. Yakutiye Medresesi, Zonguldak mı, Erzurum mu? Erzurum. Erzurum doğru mu acaba? 3 doğrumuz oldu. Oylat Kaplıcaları, Kastamonu mu, Bursa mı? Bursa. Bursa mı acaba? 4 doğrumuz var. İnegöl Köfte, Bursa mı, Denizli mi? Bursa. Bursa mı? Bakalım. 5 doğrumuz oldu. İnkum Plajı, Bartın mı, Erzurum mu? Plaj. Bartın. Bartın olabilir miyim? 6 doğrumuz var. Çok güzel. Didim Antik Kenti, Hakkari mi, Aydın mı? Aydın. Aydın. Doğru cevap. Baklava, Erzincan mı, Gaziantep mi? Gaziantep. 8 doğrumuz oldu son 30 saniye. Uzun Köprü, Edirne mi, Ankara mı? Edirne. 9 doğru. Akdamar Adası, İstanbul mu, Van mı? Van. Van. Doğru cevap. Aizonay Antik Kenti, Kütahya mı, Gaziantep mi? Kütahya. Kütahya olabilir miyim? 11 oldu. Sucuk, Afyon Karahisar mı, Manisa mı? Afyon. Afyon Karahisar. Doğru cevap ve bir diğer soruyu göremeden süremizin sonuna geliyoruz. Tebrik ediyoruz seni. 12 doğru, çok güzel bir sonuç. Çok da güzel bir hediye demek aynı zamanda. İşte hediyen, lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşça kal. Hoşça kalın. Arkadaşlarımız ne kadar başarılılar değil mi yarışmalarımızda? Bu haftaki yarışmacı arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Bir hatırlatmamız daha var. Bizim yarışan bütün arkadaşlarımız için hediyemiz neydi? Tabii ki TRT Çocuk Dergisi'nin bu ayki sayısı.
Biz bugün de programımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. 2 günlük bir tatilin ardından pazartesi günü yine aynı saatte nerede olacağız? Tabii ki burada TRT Çocuk kanalında sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşça kalın.